bugün aslen Sinoplu yarışmacımız Havva ile beraberiz. Hoş geldin Havva. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın Gürbüz? Bomba gibiyim. Ve haftanın ilk yarışmacısı... Evet, benim. Bu arada çok şıksın. İlk günden kırmızı kırmızı parlıyorsun vallahi. Evet, ilk gün biraz kırmızı olsun dedik. Bu arada senin boyun kaç ya? 1.78. Maşallah. Bir de topuklu giyseydin. Evet, birazcık daha uzun olacaktım demek ki. Havvacığım, seni daha yakından tanıyalım. Kimsin, neler yapıyorsun, anlat lütfen. 28 yaşındayım. Aslen Sinopluyum. Evliyim. 5 çocuk annesiyim. Pardon? 5 çocuk annesiyim. 5 çocuk? 5 çocuk annesiyim. Hem de 28 yaşında. Evet. Peki çocukların yaşları kaç? Ufak hepsi. 1 yaşında bir oğlum. 4, 6, 8 ve 11. Vallahi bu yaşta 5 çocuk... Maşallah. Erken evlendim ama bu kadar çok çocuğum olduğu için çok mutluyum. Çok güzel çocuklarım var ki herkesin çocuğu kendine güzeldir ama benim çocuklarım tabii ki bana bir başka. Kaç erkek kaç kız? 5'i de erkek. 5'i de erkek mi? Oy 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 oy. Evet Gürbüz, 5'i de erkek. Peki çalışıyor musun? Ev hanımıyım. Şu anda zaten bütün yoğunluğum onlara bakmak ve onları büyütmek. Peki ya eşin? Eşim fitness antrenörü. Öyle mi? Spor salonu var, fitness antrenörü. Şu anda kendisi yanımda yok. Nerede? Çok üzülüyorum. Kendisi şu anda başka bir iş için şehir dışında. Burada olamadı. Onu buradan çok çok öpüyorum. Ya keşke eşin ve çocukların da burada olsaydı. Çok şanssızlık ama onların da bir ufak rahatsızlığı olduğu için getiremedim. All Star'a inşallah. İnşallah. Yarışmaya katıldığına göre çok güzel yemek yapıyorsun herhalde. Söyleniyor ve kendi yemeklerimi de beğeniyorum. Farkındayım güzel yemek yaptığımın. Peki nasıl bir karakterim var? Biliyorsun bazen çok zorlu yarışmacılar olabiliyor. Nasıl bir karakterim var? Kesinlikle haksızlığa tahammülüm yok. Asla kabul etmem. Yanımdakine yapılırsa da kabul etmem. Onun dışında dediğim gibi yemeklerin dışında boş yorumlara da takatim olmaz. Çünkü görüyorum sert bir yarışmacıyım ama... İnşallah o tarafımla tanışmazlar. Bugün nasıl olacaksın peki? Şimdi ister istemez tabii ki hakkımı arayacağım ama ilk gün ve misafirlerim olacaklar. Elimden geldiği kadar nezaketli davranmaya çalışacağım ama bozarlarsa da problem yok. Bugün herkes beni izleyecek çünkü ben harika şeyler yapacağım. Kazanacak mısın? Kesinlikle kazanacağım Gürbüz ve sen de şahit olacaksın. İddialı mısın? Öyle güzel yemekler yapacağım ki parmaklarını yiyecekler Gürbüz gerçekten. Bu hafta herkes beni konuşacak. 150 bin liranın sahibi belli tabii ki ben. Vallahi menünü çok merak ettim. Hadi bana menünü say lütfen. Gürbüz harika bir yemeğim var. Güzel bir çorbayla başlıyoruz bugün. Lebeniye çorbam var. İddialı ve yapım aşaması bildiğin üzere zor bir çorba. Ardından ara sıcak olarak kıymalı patatesli rulo sarmam var ara sıcağımda. Humus yapacağım ama bugün bir farklılıkla pembe humus yapacağım. Pancarlı humus. Vay, pancarlı humus. Peki ana yemek? Ana yemeğimiz belen tava. Belen tava mı? Bir Sinopludan Hatay yemeği yiyeceğiz. Evet. Peki yanında ne var? Yanında iç pilavım var. Kuş üzümlü fıstıklı bir iç pilavım var. Havuçlu. Tatlı olarak da Hindistan cevizli pastam. Bravo. Bu arada salatayı söylemedin. Unuttum Gürbüz, kusura bakma. Ballı hardallı avokado salatam var. O zaman bir alkış daha. Bravo. Belen tavalar, pastalar. Vallahi iddialı bir menü seçmişsin. Yapmasını ve sunmasından keyif aldığım yemekleri birleştirdim. Bugün misafirlerime de sunacağım inşallah. Hadi bakalım. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Şu anda alışverişe gidiyoruz Gürbüz. Geri sayımı başlatayım mı? Başlasın. 3, 2, 1. Koş Havva, koş. Genel olarak menü zor tabii ki. Yapılma şekilleri zor ama yarışmacı arkadaş bunu kolaylaştırabilir. Bence uyumsuz. Genel olarak menüsü sanki böyle hani güne gidiyormuşuz da ama böyle hani balıkçıya gidiyormuşuz da ikisinin böyle arasında kalmış gibi. Hem çok kolay, hem çok basit, hem çok klasik. Hani değişik bir şey yapayım demiş, salatası çok uyumsuz olmuş. Hiçbirini birbirine uyduramadım. İnşallah önümüze güzel bir şekilde sunum getirir de çok fazla eleştiri almaz. Genel olarak menüyü uygun bulmadım. Çünkü çorbanın içindeki nohutla humusu yakıştıramadım. Oradaki nohutları haşlayıp bize humus olarak mı servis edecek? Buna dikkat edeceğim. Ve nohutların haşlanmasını istiyorum. Masa düzeni benim için çok önemli.
%50'si masa düzeni ve servis, %50'si yemek. Masa düzenine tabii ki dikkat etmesi gerekiyor. Çatalı nereye koydun, bıçağı nereye koydun, tabağı nereye koydun, masa örtün var mı, buradaki örtüyü mü kullandın, kendin getirdin mi? Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tabii ki o gün geldiğinde göreceğiz. Ve marketteyiz. Hadi başlayalım. Yalnız markete bile şıkır şıkır geldin. Böyle bir program ve böyle bir ödül için şık olmamız gerekiyor. Hemen sebzelerimle başlıyorum. Heyecanlı mısın? Biraz, yöneteceğim. Stres var mı? Yok, hayır. Soğan almam gerekiyor. Ya hazır yanındayken önce domates, biber al istersen. Menüne güveniyor musun? Evet, lezzetlerine özellikle çok güveniyorum. Misafirlerime de devamlı yaptığım yemekler, beğenilen yemeklerim. Ya bir Sinoplu olarak Belen tava yerine Sinop mantısı mı yapsaydın acaba? Evet ama daha iyi yaptığımı düşünüyorum şu anki menümü. Öyle mi? Tabii ki Sinop mantısı da yapıyorum bu arada. Havva'cığım kaç yıllık ev hanımıydın? 11. Bu arada kollarındaki dövmeler de gözümden kaçmadı. Ya evet ama... Bir bakabilir miyim? Ne dövmesi, onlar anlamı ne? Yani çok küçük yaşta yaptırdığım ve şu anda pişman olduğum dövmelerim. O yüzden Gürbüz şu an sildirmeyi düşünüyorum. Arpacık soğanlarını alan yarışmacımız diğer eksiklerini de hızla tamamlamaya çalışıyor. Başka eksik kaldı mı? Değişikliklerim tamam. Şimdi etlerimizi alalım. Bugün etleri bize Hakan Usta hazırlayacak. Hemen et siparişimizi verelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu arada Hakan Usta'mız müdür oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Yalnız Hakan Usta'm, müdür olunca tarzınız değişmiş sanki. Kolunuzda bandanalar falan. Ama onlar vardı zaten, daha önceki şeylere bakın. Ya şaka ediyorum ustam. Merhabalar, kolay Merhaba. Gelsin. Hemen alayım ben siparişi. 800 gram dana kuşbaşı. Evet. 200 gram kıyma, bir de ayrı olarak 350 gram kıyma. Tamamdır. Kıymalar nerede kullanılacak? Bir tanesi lebeniye çorbam için köftede kullanılacak. Hafif yağlı olacak. Evet, hafif yağlı. Diğeri de patatesli rulo sarmamda kullanılacak. Tamamdır. Hemen alayım. Etlerin oranları yeterli mi sence? Evet, evet. O zaman hadi devam edelim. Baharatların ardından diğer eksiklerini de tamamlamaya çalışıyor yarışmacımız. Bu yemeklerin provasını yaptın mı? Evet, hepsini çok kez yaptım. Şu anda tereyağı ve kaşar peynir. Bence bu menüyü yapan kişinin bayan olduğunu düşünüyorum. 25 yaşlarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü menü kolay bir menü. Bugün yarışan kişi bence kadındır. Büyük ihtimalle kadın olduğunu düşünüyorum kendisinin. Çünkü daha çok ev yemeği tarzı yemekleri hani... Genelde hani ev hanımlarının yapacağı türde hani yemekler seçmiş kendisine. Bir farklılık yapayım demiş, ince bir dokunuşla salataya geçmek istemiş ama o da ne yazık ki olmamış. Menüsü çok klasik olduğu için ben kendisinin ev hanımı bir bayan olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ekmek istenecek. Hadi hemen alalım o zaman. Hakan Usta yine bize yardımcı olacak. Ne istiyorsan tam söyle bakalım. Tam buğday ekmeğinden alabilirim bir tane, yeterli. Kesilsin. Kesilsin kesinlikle. Bu arada ceviz, fındık falan alacak mısın? Hayır. Emin misin? Evet. Antep fıstığı falan? Hayır. O zaman alışverişimiz bitti mi yani? Bitti şu anda. Ekmeği de aldık. Hadi fırla fırla. Süren çok az kaldı. Neyse ki kasaya yetiştik. Vallahi başardın Havva'cığım. Bunları da geçirirsek tamamız Gürbüz. Yalnız başlarken çok stresliydin ama şimdi daha iyisin sanki. Bence daha iyi olacak. Biraz hala stresim var. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 3.454. Şöyle bir. Para üstünü ben alırım. Sen de torbaları al bakalım. Hadi şimdi doğru eve. Hadi yemek yapmaya.